Evet, videonun başında gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda oyunda çok büyük bir oyun açığı bulunmakta. Ve bu sayede kötü amaçlı insanlar yepyeni bir hesap oluşturup bir level hesapla rank maçı girebiliyorlar. Ve bunu da bir metot sayesinde yapıyorlar. Bu videoyu özellikle arkadaşımıza 1200 VP hediye etmek istiyorum. Tam da şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. Gayet farkındayım. Mesela bende nasıl yapıldığını bilmeden önce asla inanmıyordum. Kendime ve ekip arkadaşlarıma şunu söylüyordum. Bu tarz bir şeyin olması imkansız. Hani nasıl yapabilirler? Riot'un böyle bir oyun açığı oyunda gerçekten mevcut mu diye kendi kendimi sorgulamıştım. İnanın bana arkadaşlar şu anda oyunda bulunan bir level hesap ile rank maçı girme açığı gerçekten şeytanın aklına bile gelmez. Bunu kim bulduysa, nasıl bulduysa cidden çok merak konusu. Çünkü şu anda oyunda bulunan açık çok tehlikeli ve bir o kadar da sorunlara yol açabilecek bir oyun açığı. Sadece yepyeni bir hesap açıyorlar ve 5 dakika içerisinde rank maçına sokabiliyorlar. Herkesin bilmiş olduğu gibi oyunda rank maçı girmek için 1 level'dan 20 level olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve yaklaşık 1 level'dan 20 level olmak için de 20 ila 24 gün bir süre gerektiriyor. Yani her gün oyuna giriyorsunuz, günlük verilen görevleri yapıyorsunuz ve günlük hesap puanını alıyorsunuz. Bu sayede level'lar atlayarak 20 level olabiliyorsunuz. Ve zaten Riot'un rank maçı girmek için 20 level sınırına getirmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bir Smurf oyuncuların bir nebze olsa da önüne geçirebilmesi içindi. Ve sizler de düşüncelerinizi, aklınızda olan şeyleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Elinden geldiğince hepsini A'dan Z'ye kadar okumaya çalışacağım. İkinci en büyük olan şey ise hilecilerin önüne geçirebilmesi içindi arkadaşlar. Yani çok eskiden bir level hesap açıyordunuz ve sadece bir maç girdiğiniz zaman rankınız açılabiliyordu. Ama şu anda günümüzde eskisi gibi bu metodu bilen oyuncular bir level hesap açarak Smurf hesaplarda oyun girebilirler ya da hile kullanabilirler. Ve hile kullanan oyunculara bu hesapları satabilirler ya da Smurf'leri bu hesapları satabilirler. Tabii ki bunlar da var. Birazdan onları da anlatacağım. Tam olarak bu oyun açığı yani metot kaç aydır veyahut da kaç haftadır piyasada onu bilmiyorum arkadaşlar. Fakat son zamanlarda bu işin ticaretini yapan kişileri çok fazla görmeye başladım. Eminim sizler de sağda solda bir kez denk gelmişsinizdir. Genellikle bu insanlar da bir level hesapları unranked olarak satıyorlar arkadaşlar. Ya da en büyük kötü şey ise metodu çok büyük para karşılığında satabiliyorlar. Ha bu arada şu an bu videoyu izliyorsan bir like atar mısın canım? Çok bir şey değil. Bir like bedava beleş, tamam. Öpüyorum. Gerçekten şu an oturup düşündüğümüz zaman nelere nelere yol açabilir az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geldik herkesin merak etmiş olduğu o kısma. Eminim şimdi soracaksınızdır. Nasıl yapıldığını bizlere söyleyecek misin? Ve bunu nasıl öğrendin diye sorular gelecektir mutlaka yorumlar kısmında. Elbette bunların hepsini kısa bir özetle cevaplayacağım arkadaşlar. İlk olarak bu metodun nasıl yapıldığını kesinlikle söylemeyeceğim. Çünkü ne diye soracak olursanız. Eğer ki ben kalkıp bu video içinde metodun nasıl yapıldığını söylersem. Örneğin belki de Riot'un 10 dakika içinde fixleyebileceği bir oyun açığı ise. Bu yüzden belki de haftalar ya da aylar sürebilecek bu oyun açığının fixlenmesi. Gelelim ben bunu nasıl öğrendim. En heyecanlı kısmı burası. Hiç tanımadığım anonim birisi desem daha doğru olur. Discord'u yeni açılan birisi yetkili ekip arkadaşlarımıza ulaşıp. Elimde böyle bir oyun açığı var ve insanlar bir level hesaplarını rankmaçı sokabiliyorlar. Şeklinde bize bir mesaj gönderdi. Ben ilk başlarda tabii ki inanmadım böyle bir şey olduğuna. Ama sonrasında kendi sesle gelip ekran açarak canlı canlı göstereceğini iddia etti. Ben de direkt kabul ettim. Canlı canlı gösterdikten sonra gerçekten ağzım açık kaldı arkadaşlar. Çünkü bu yapılan şey bir hile değil ya da illegal bir şey değildi. Tamamen Riot'un çok büyük bir oyun açığıydı. O zaman da kendi kendime şöyle bir şey demiştim. Şu anda sizlere söylemek istiyorum. Bu kadar büyük sorunlar yaratabilecek bir oyun açığı nasıl olurdu arkadaşlar? Böyle bir oyunda olabilir. Ya çünkü bana inanın arkadaşlar hilecilerin arka arkası kesilmeyecek eğer ki bu metot fixlenmezse. Bununla birlikte hiç sevmediğimiz o Smurf oyuncular tekrardan birden fazla türemeye başlayacaklar. Çünkü tek yapılan şey yeni bir hesap açıyorsunuz ve 5 dakika içerisinde o hesabı rank maçına hazır bir hale getiriyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. 1. Hileciler artık rank maçında karşımıza gelebilecek ve banyası bile tekrardan bir hesap oluşturabilecek. 2. Smurf oyuncular sınırsız raddede hesap açabilecekler. Ve en çok korkutan kısım da şu arkadaşlar. Metot kaç zamandır kötü niyetli kişilerin elinde? Hani bunun belli bir süresi var mı? 1 ay olur, 2 ay olur, 3 ay olur, 4 ay olur. Çünkü zaten bu kadar süre ellerinde o oyun açığını tuttularsa eminim arka planda 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane belki de çok büyük rakamlardan oluşan hesaplar açmışlardır ve ellerinde şu an tutuyorlardır. Mutlaka ve mutlaka Riot bunu fixlerken o tarihte açılan bir level hesapları yani rank maçı giren hesapları kesinlikle banlaması gerekiyor arkadaşlar. Zaten oyunun kitlesi yavaş yavaş oyundan sıkılmaya bunalmaya başlamıştı biliyorsunuz ki. Oyuna ufak tefek yenilikler gelmiyor hiçbir şekilde. Hani benim gözümde mesela şu anda Valorant tamamen arkadaşlar bir rekabet oyunu. Hani eğlence adı altında hiçbir şey kalmadı diyebilirim. Tabii benim görüşüm bu. Peki şimdi bu oyun açığı için ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar zaten bu videoyu yapmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi ufak da olsa sesimizi duyurabilmek için ya da bu videoyu herhangi bir Riot yetkilisine iletmemiz çok önemli. Herhangi bir Riot yetkilisi olur ya da Riot çalışanı olur ya da bir içerik üreten arkadaşlarımız olur. Yani demem o ki birlikten kuvvet doğar ve açıkçası bu videoyu herhangi bir Riot yetkilisi görmezse ya da Riot çalışanları görmezse arka planda bu sorunların ardı arkası kesilmeyeceğine adım kadar da eminim. Ve şunu da biliyorum, bazı iyi kalpli arkadaşlarımız şunu söyleyecektir. Hani Riot'a ticket bilet gönderip şansımızı deneyebilir miyiz? Arkadaşlar inanın bana ekipçe son 2 gündür göndermiş olduğumuz ticketların ne haddi var ne de hesabı var. Umarım ki en kısa süre içinde Riot bu bug'ın önüne geçebilir, bunu fixleyebilir. Ayrıca söylemiş olduğum gibi sizlerin de yorumları gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aklınızda bir şeyler varsa yorumlar kısmında mutlaka belirtmeyi unutmayın.